Eşi darvadana zindana. İmralı hapishanesinde Sayın Abdullah Öcalan ve yanındaki arkadaşları üzerinde başlatılan tecrit tüm cezaevlerinde sirayet etmiş durumdadır. Bunun hiçbir hukukta yeri yoktur. Tamamen hukuka aykırıdır. Örneğin 30 yıldır cezaevinde olan Veysi Ateş cezasını bitirmesine rağmen keyfi bir şekilde hukukta dahi yeri olmayan gözlem kurulunun vermiş olduğu bir kararla bir yıl ifazı ertelenmiştir. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve İmralı'daki Ada Hapishanesi üzerindeki tecritten kaynaklı olarak 27 Kasım'da aşçı grevine başlandı. 4 Nisan'da sonlandırıldı. Ve 4 Nisan'dan sonra da aile iletişimi görüşü mahkemeye çıkmama kararları alındı. Dışarıda ailelerle birlikte cezaevlerindeki çocuklarına, yakınlarına ses olabilmek için bizler de yanlarındayız. Tüm duyarlı kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını bize destekleri sunmalarını için çağrıda bulunuyoruz. Ben Adalet Bakanı dedim. Hala ne din hayır, ne iman hayır. Zarok emeğri hapsi çekerini, hapı tek hücreni. Ya Adalet Bakanı, gel o tülayı kutu tek hücre. Ya mezle devleti, zarok evadı tek hücreti. İdara vadı be, sabra vadı. Evçava dini, evçava vicdanı, evçava beymanı. Edi besse, jüve zilmeri, jüve katli amiri, jüve şerriri. Edi besse, besse, besse. Bela evşer bisekini, bela evhün bisekini. Bela zaroke, kurda u tırka nema be kuştini. Ebdi bejin edi besse. Sadece üzerimizde öfke önlüklerden kaynaklı. Yani tecrit insanlık suçudur. Yazdığı için engellendi. Bunu protesto ettiğimizi belirtmek istiyorum öncelikle. Ve şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki bütün demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere ve Türkiye halklarının tamamına sesleniyoruz. 4 Nisan'da cezaevlerinde başlayan bir boykot var. Daha önce özgürlük yürüyüşü ve cezaevlerindeki açlık greviyle başlayan kampanyamız, yani Sayın Özgürlük ve Kürt sorununa demokratik çözüm şiarıyla başlattığımız yürüyüş başarıyla sonlandı ve bu eylem şu anda cezaevlerinde boykot halini alarak devam etmektedir. Biz bugün analarla beraber cezaevlerindeki tutsakların sesini duyurmaya geldik. Ve Türkiye'deki pek çok ilde aynı şekilde basın açıklaması düzenlendi. Ancak ne yazık ki Diyarbakır Emniyeti tarafından biz bugün burada bu demokratik hakkımızı kullanamadık ve engellendik. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum. Tecrit insanlık suçudur. Tecritte ısrar, savaşta ısrardır. Savaşın büyümesi demek, sorunların büyümesi demektir. Türkiye şu anda çoklu krizler ülkesi durumundadır ve bu savaşın bölgeye yayılmasına, halklara daha çok zarar vermesine sebep olan bir durumdur. Biz tecridin kaldırılmasından söz ederken sadece tutsaklar için değil, Türkiye halkları üzerindeki tecridin kaldırılması için de çabalıyoruz ve diyoruz ki Türkiye halkları birlikte eşitlik içerisinde, özgürlük içerisinde ve barış içerisinde yaşayabilir. Bunun ön koşulu tecridin kaldırılmasıdır ve Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşmasıdır. Buradan talebimizi
çağırıyoruz. Evet, hatta bulunan ve Hazır Kuvvet personeli. Türkiye halkları açıklama konusunda daha evvel belirtmiştik. Ben çok teşekkür hatlarda ederim. Bulunan kalkan kuvvetleri kalkan kaldırsın. Hatlarda bulunan kalkan kuvvetler kalkan kaldırsın. 2911 sayılı kanuna göre yaptığınız eylemin kanunsuz olduğu defaten söylendi. Bu basın açıklaması şekliyle değil, kalkanların zorlandığı yürüyüş yöntemesi ve mukavemet konusunda dosya ekleyerek yerini yaptıracağız. Dağılım eğilim. Dört bir yanında, birden fazla şehirde cezaevleri önünde birer açıklama yapması kararı aldı annelerimiz, kurumlarımız. Bunun nedeni açık. 192 gündür cezaevlerinde bir direniş var. Bu direnişin nedeni uzunca bir süredir cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, insanlık dışı uygulamalar ve herkesin yakından takip ettiği tecrit. Biz buna karşı bir açıklama yapmak istedik. Maalesef Batman valisi kendisini demokrasinin üzerinde, kendisini anayasanın üzerinde, kendisini hukukun üzerinde gören Batman valisi cezaevinin yakınında açıklama yapamazsınız diye bir karar almış. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karar demokrasi düşmanı bir karardır. Buna karşı yolumuzun barikatlarla kesilmesine karşı cezaevinin yakınında basın açıklaması yapma isteğimize durdurulmasına, bunun engellenmesine karşı bizler de bugün Beşiri'de burada bir açıklama yapma kararı aldık. Başta da söylediğim gibi basın açıklamasının amacı cezaevinde yaşanan hak ihlalleridir. Bakın Türkiye'de çok ağır bir tecrit uygulanıyor. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit sadece bir cezaevindeki hak ihlali olarak değerlendirilemez. Biz bunu aynı zamanda Türkiye'nin barışının önüne kurulmuş bir barikat olarak görüyoruz. Türkiye'nin yakın tarihinde ne zaman ki İmralı'da görüşmeler oldu, ne zaman ki Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla çözülmek istendi, ne zaman diyalog kanalları açıldı, o zaman Türkiye halkları gerçekten huzur buldu, gerçekten barış buldu. İmralı bugün hukukun bittiği, hukuksuzluğun da başladığı bir ada hapishanesidir. Orta çağda bile görülmeyecek bir uygulama bugün Türkiye'de ve İmralı hapishanesinde uygulanmaktadır. Bir ada hapishanesinde kalan siyasi tutsaklar, mahpuslar aileleriyle bile görüştürülmemektedir. Avukatlarıyla görüştürülmemektedir. Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Halklarımız bunu kabul etmiyor. Halklarımız bunu kabul etmeyecek. İşi perfetanasında ya! İşi perfetanasında ya! İşi perfetanasında ya! İşe devam edeceğiz. Türkiye için demokrasi istemeye devam edeceğiz. Cezaevinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ve emin olun bu insanlık dışı uygulamaları durdurana kadar, tecriti kırana kadar her hafta cezaevlerinin önünde olacağız. Bunu da buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Özgürlük mahkumları kelepçeli yerler.